Tele1 ekranlarından günaydınlar, mutlu sabahlar değerli izleyenler. Biz Bize programıyla karşınızdayız. Hafta içinden sevgiler, saygılar değerli izleyenler. Tam haftanın ortasındayız. Güzel bir gün, çarşamba günü. Hafta sonuna 2 gün kalmışken çok değerli de bir konum olacak değerli izleyenler. 3 iş adamı bir single çıkardı. Kayseri'de bir ilk. Bu 3 iş adamından biri burada değerli izleyenler. Nuri Savruk bizlerle olacak. Single hikayesini anlatacak, o güzel şarkılarını bir de biz dinleyeceğiz burada. Hoş geldiniz Hoş efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. İki arkadaşı ilerleyen zamanlarda anacağız. Onları da alacağız inşallah ileride. Evet, burada olmaları çok isterdik ama inşallah başka bir zaman 3 iş adamımı burada konuk etmiş olacağız. İnşallah. Çok mutlu oluruz. Efendim ben sizden kısacık bahsettim. Nuri Savruk dedim. Hem iş adamı hem müzisyen dedim. Evet. Ama biz Nuri Savruk bir de kendisinden dinlemek istiyoruz. Nuri Savruk Kayseri, 1979 doğumlu, aydınlatma işiyle uğraşıyorum. 6 yıldır aşağı yukarı Lamba isimli bir firmamız var. Ve yaklaşık bir senedir de artık profesyonel hale gelmiş durumda müzik çalışmalarımız var. Ve dün itibariyle de 4. single'ımızı yayınladık. Hem dijital platformlarda hem klibini de yayına aldık. Böyle Nuri Savruk bu. Evet, müzisyen dedik efendim. Müzisyen, bir yandan iş adamlığına devam ediyor. Evet. Olması gerektiği gibi aslında. Ya bu çok ilginç bir şey. Şehrimiz için de ilginç. Aslında bunu ilerleyen dakikalarda da konuşacağız. Yukarıda bizi destekleyen, dinleyen, bu işin duayenlerinin de bu konuyla alakalı söyledikleri şeyler var. Ama tabii şehrimiz için, sosyal yapıyı da düşündüğünüz zaman daha önce denenmemiş, yapılmamış bir iş yapıyoruz. Farkındayız. Evet. Son single dün çıktı artık. Evet, çıktı. Dinlemeye hazır. Doğrudur. Bomba gibi geldi. Evet. Başardım. Evet, başardım. İzleyicilerle buluştu. Bunları konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Bol bol konuşacağız. Ama bu 3 iş adamı ve müzisyenden 2 kişinin isimlerini analım. Ondan sonra sohbetimize geçelim şöyle. Erşan Ural Bey birisi. Biz 1990 yılında Samyang'ın Anadolu Ticaret Sitesi'nde tanıştık. Hazırlık bölümünü okuyarak başladık. Bütün çalışmalarımızın müziklerini Erşan Bey yapıyor. Sözlerin tamamını ben yazıyorum. Diğer arkadaşımız Talat Hüsrevoğlu. O da banka müdürü aynı zamanda Kayseri'de. Birlikte gidiyoruz bu şekilde. Aşağı yukarı bir 25 senelik hukukumuz var. Selamlarını getirdim. Onların da size muhtemelen bilmiyorum takip edebiliyorlar mı ama selam ve sevgilerini getirdim. Bize sevgiler ve saygılar gönderelim değerli izleyenler. Tabii sadece Nuri Bey değil, bu işin arkasında çok insan var, çok isim var. Onları da zaman zaman anacağız, konuşacağız, teşekkürlerimizi ileteceğiz. Kendisi sadece bugün burada olabildi. Dediğimiz gibi inşallah ilerleyen zamanlarda, süreçlerde yine tam kadro misafir etmeye çalışacağız. İnşallah, çok mutlu oluruz. Efendim değişik mesleklerden 3 iş adamı birleşti. Evet. Ve 4 tane single ortaya çıkardı. 4 oldu bu, evet. 4 oldu. Hali hazırda bizim 27 şarkımız daha mevcut şu anda. Bir yandan yapmaya da tekrar devam ediyoruz. Kendi içimizde üretmeye devam ediyoruz. Ama 4 tanesi profesyonel anlamda dijital platformların tamamında satışta insanların ulaşabileceği bir yerde. Evet. Peki Nuri Savruk'un müzikle ilişkisi nasıl başladı? Ya Nuri Savruk'un müzikle ilişkisi, Nuri Savruk çocukluktan beri çok müzik dinler. İlkokuldan beri. Ork'la başlayan bir yolculuk, lise yıllarında gitara dönen bir durum. Ve daha sonra aşağı yukarı bir 8-9 belki 10 senedir de elime çok da alamıyordum. Ama dönüşümüz çok sert ve yoğun oldu. Ama hani profesyonel bir şeyim olmamıştı bugüne kadar çalışmam ama dinleme anlamında tür, tarz, isim ayırmadan çok yoğun müzik dinleyen bir adamım. Yani işe giderken, işten gelirken hani boş şeyim yoktur. Boş vaktim varsa ben müzik dinliyorumdur. Benim hayatım hep böyle geçti. Evet, peki söylediğiniz tarz ne? Söylediğimiz tarz, sonucunda aslında tarz biraz değişti. Sonucunda tarz artık rock müzik tarzında oldu. Aslında yapmak istediğimiz baştan beri tarz da buydu ama belki de biz de yavaş yavaş kendimizi geliştiriyoruz. Yapmak istediklerimizi yavaş yavaş sıraya koyup gerçekleştirebiliyoruz. Ama pop değil, kesinlikle kabul etmiyorum. Alternatif diyebiliriz belki ama rock esas. Şu anda son şarkımızla da bunu teyit ettiğimizi düşünüyorum. Dinleyenler fark edeceklerdir. Rock müzik diyebiliriz. Evet, şimdi kaseti biraz geriye sarıyorum ben. Yoksun. İlk single kaç yılında çıktı? Yoksun geçen sene Aralık başı gibi çıktı. Aslında daha da çok yeni bu çalışmalar. Çok yeni. Ben ilk dediğiniz zaman birkaç sene hani hep alıştığımız bir süreç vardır ya. Şimdi elimizde malzeme olduğu için yani hazır yapılmış olduğu için bunları aranje edip piyasaya sürmek birkaç ayımızı alıyor. Evet. Hani oturalım bir şarkı yapalım başka bir şey. Üretimiz zaten. Yapılan şarkıyı aranje etmek başka bir şey. Biz o süreci yaşıyoruz. Arkada hep var malzeme. Evet. Bu avantaj.
Yani Yoksun dediğim gibi Aralık'ta çıktı, Aralık başı gibi. Çok da hızlı çıktı. Bizim hiç beklemediğimiz bir çıkıştı. Satışları olsun. Keza TRT Müzik'te, Kral TV'de döndü. Ulusal radyolarda döndü bir dönem. Bizi de şaşırttı. Biz de beklemiyorduk. Hatta klibi çektikten sonra o gün akşam hala hep aynı şeyi konuşuyoruz. Hava almaya çıktık dışarı. Dedik ki ya lan çok güzel bir hatıra oldu. Ya yani işte dursun falan. Ama o hatıra TRT'ye gitti yani. Başka bir şey oldu. Anı olsun diye klip çektiniz. Aslında bu da birazcık değişik. Şimdi anı olsun diye fotoğraf çekilir. Anı olsun diye anı defteri hazırlanır. Biz bu hobimizi somut hale getirip somut bir anı oluşturmaya çalışıyorduk ama iş dediğim gibi başka bir yere gitti. Hani güzel yani. Bir anı, böyle bir de büyük bir anı olmuş. Başka bir şey oldu, evet, kesinlikle farkındayız. Peki ilk bu fikir nasıl çıktı? Hani tamam anı olsun diye düşündünüz ama işte hangi şarkı olsun, o süreç nasıldı? Şimdi şöyle, biz uzun süredir aslında bu arkadaşlarımla çok uzun süredir tanışıyor olmamıza rağmen bayağıdır da görüşemiyorduk. Bir araya geldiğimizde ya işte baktık iyi kötü herkesin elinden bir takım müzikle ilgili bir şeyler geliyor. Ya haftada bir falan bir buluşalım, stres atalım, sevdiğimiz şarkıları çalalım denmiştik ki biz ikinci haftada Yoksun'u çaldık. Erşan'ın çok ciddi bir yeteneği var, müzikal yeteneği sağ olsun. Ya haber metni verseniz şarkı yapıyor adam yani. Erşan dedim, yazdıklarım var. Dedi yolla bir bakalım. Yollamaya başlıyorum. WhatsApp'tan yolluyorum. WhatsApp'tan bestesi geliyor, toplanıp çalıyoruz. Bu hale geldi iş bir anda. Daha sonra bunu biz İstanbul'da paylaşmaya başladık. Benim İstanbul'da tanıdığım önemli prodüktör, aranjör Selim Öztürk ismi var. Marşandi stüdyolarında da çalışıyor şu anda. Ülkemizde hemen hemen bütün büyük isimlerle çalışmıştır. Abi biz böyle bir hobi yaptık. Bir dinlesene ya falan diye yollamıştım. O kadardı. Yani benim hala bu konuyu buraya taşıma şeyim yok. Dedi ki Nuri çok güzel ama bu iş orada olmaz. Yani tası tarağı toplayıp geleceksiniz. Cesaret edemedik. Yani yaşlar artık 40 olmuş. İş güç sahibiyiz, çoluk çocuk, burada yerleşik bir hayat, vazgeçmiştik ama biz ufak tefek sosyal medyada bunları paylaştıkça insanlar ya hadi, ya devamı nerede, ya şunu yapın falan, ya yapsak mı yapmasak mı derken bir akşam ben hadi dedim yapıyoruz, biz yapacağız şu şarkıları, bir nasıl yapacaksak onu istişare edelim. Toplandık ve Kayseri'de bu işi yapabileceğine inandığımız, düşündüğümüz Savaş Somuncu hocamıza gittik. Savaş Somuncu. Buradan evet. Selam ve saygılarımı iletiyorum. Ben de sevgili saygılarımı hocama gönderiyorum. Çok emeği var üstümüzde. Özellikle son şarkıda müthiş bir efor sarf ettik birlikte. Teslim ettikten sonra dedi ben yaparım bunların aranjesini. Güzel de şeyler var. Ama bir bakayım hani neler var. Daha sonra içlerinden Yoksun'u seçtik. Bizim de ilk göz ağrımızdı aslında. Benim de yazdığım bu anlamda ilk şarkı sözüydü. Özel de bir şarkıydı ilk olması sebebiyle. Yoksun'a ağırlık verdik. Yoksun'u aranje ettik, kayıtlarını tamamladık, dijital platforma sürüldü, kliplendirildi ve klip dediğim gibi TRT Müzik ve Kral TV'ye gidince bizim işe bakış açımız değişmeye başladı. Ya biz demek ki yapabiliyoruz, yapalım, devam. Daha sonra bir süre sonra aşağı yukarı 2 ay, 2,5 ay geçmedi diye tahmin ediyorum. Keşke isimli ikinci bir single çıkardık. Erciyes Dağı'nda bunun çekimlerini yaptık. Lansman yaptık Keşke için. Bu da şehrimizde ilkti. Hani Kayseri'de bir single çıkması zaten bir ilk. Evet. Lansmanı bunu Hayır Gecesi mantığında yaptık. Arkasından bir konser düzenledik. Küçük bir konser ve ardından Hiç dediğimiz başka bir şarkı. O da özel, çok beğendiğimiz bir şarkıydı. Onu kliplendirdik ve biz orada Hiç'ten sonra bu işi sonlandırmaya karar vermiştik. Biraz ben üretemediğimi hissediyordum. Biraz bende sıkıntı oldu. Ben yazamadığımı düşünmeye başladım. Şehrimizde yaşadığımız bir takım şanssızlıklar oldu. Umduğumuz, hayal ettiğimiz şeyleri buradan başarmamızın biraz zor olacağını hissettik, düşündük ve yeter demiştik. Yani konuyu bu noktada, yani hani hevesimizi aldık. Klipler, televizyonlara çıktık, single'lar, lansmanlar. Ama bu kadar demiştik ki İstanbul'dan bir davet aldık. Burada kesiyorum ben. Keselim. Burada kesiyorum. Bir Hiç'i dinleyelim mi o dinleyelim, zaman? Evet. O hikaye birazcık izleyicilerimizi meraklandırsın. Tabii sonra ki. Devamı gerçekten çok güzel. Değerli izleyenler, Nuri Savruk ve arkadaşlarının 3. single'ı Hiç. Yayında hazır mı arkadaşlar? Hemen gönderelim. Onu dinleyelim. Hikayeye devam edeceğiz. Merak ediniz. Memnun oluruz. Teşekkürler. Müzik.
Kaç sene bekledim döner gelir geriye. Gelmedin, dönmedin anladım hiç sevmedim. Kaç sene bekledim döner gelir geriye. Gelmedin, dönmedin anladım sen sevmedin. Hiç özlemedim. Değerli izleyenler, Nuri Savruk hiç de sizi baş başa bıraktık. Az önce konuşuyorduk ve konuşmamıza devam edeceğiz sohbetimize. Tamam demiştik ki dedi Nuri Bey. Evet. Sonra ben oraya bir kestim izleyeceğimiz merak ettim dedim. Tamam demiştiniz ki sonra evet. Ne oldu? Ya tamam demiştik. Bu içsel anlamda da şarkının da belki psikolojisi de olabilir. Bir tükenmişlik, bir yorgunluk oluşturmuştu. Ama dediğim gibi biz İstanbul'da tekrar irtibat haline geçtik. Selim Bey, Selim abi ne yapıyorsunuz dedi. Dedik abi yeter, yaptık yapabileceğimizi. Ve hani şehirde de zor oluyor. İşte biraz önce size de bahsettiğim sıkıntılar, işin ilerlemesine engel dediğim zaman dedi ki ya Nuri, şehre küsülmez, kişiye küsülmez müzik yapıyorsan. Bunu yapacaksın ve 6 ayda 3 çalışma yaptınız. Bunların belli bir standardı var ve biz daha çok da ciddi gücümüz orantısında bir destek vermedik. Bunu da vermememizin sebebi devamlılığınızı, ürettiklerinizi görmek istememizdi. Biz sizden iki şarkı daha istiyoruz yılbaşına kadar. Mümkünse üç olursa daha iyi olur. Çünkü var biliyorum. Daha sonra yavaş yavaş birlikte bakacağız ne yapacaksak. Lütfen üretmeye
devam edin, buradayız, bütün gücümüzle sizi de destekliyoruz şeklinde. Çok gerçekten benim kendimi çok motive hissettiğim görüşmelerden, hayatımdaki belki mihenk taşı görüşmelerden bir tanesidir o gün. O gün Marşandı stüdyolarından farklı çıktım ve döndüm. Kayseri'ye döndükten sonra da, bu arada arkadaşlarım zaten devam edelim diyordu. Bende vardı biraz sıkıntı. Yani benim yapmak gelmiyordu içimden. Ya dedim, Selim Bey böyle böyle söylüyor. Dediler hemen bir şeyle görüşelim, Savaş Hocam'la. Savaş Hocanın yerine gittik, hocam dedim ben böyle düşünüyorum. Ya ne bırakması dedi. Nereye bırakıyorsun ki, yok öyle bir şey. Peki dedik ve daha önce ürettiğimiz, yaptığımız şarkılardan bir tanesiydi. Başardım için hiç olmadığımız kadar motive, hırslı, özgüvenli şekilde işin başına geri döndük. Peki söz yazma süreci nasıl oluyor? Siz yazıyorsunuz sözleri. Ben yazıyorum sözleri. Ya bunları ben aslında birkaç kez de cevapladım. Size de izah etmekten keyif alırım. Ben söz yazayım diye başına geçtiğim zaman facia şeyler ortaya çıkıyor. Çok kötü şeyler ortaya çıkıyor. Bunların çoğu gece yazılan şeyler. Uykudan bir anda uyanıp telefonum yanımda olur. Anında telefona not ettiğim, not aldığım şeyler. Birçoğu bu şekilde. Birçoğu değil aslında, hemen hemen hepsi bu şekilde yazılıyor. Muhakkak ben bunları Erşen'e teslim ettikten sonra müzikle bir uyum için zaman zaman belki birkaç kelimede değişiklik yapabiliyoruz. Uyum, o transpozeyi sağlayabilmek için. Bu şekilde. Bir anda geliyor. Bir anda. Hani her zaman hazır olduğunuz zaman veya kendinizi hazır hissettiğiniz zaman olmaz değil mi? Yok tabii ki, öyle bir şey yok. Yani bu hani o ilham hep derlerdi çocukluktan beri, ben de işte yani ne ilhamı falan gibi düşündüğüm şey, ama yok, o var. İlham denen şey var. Gerçekten bir anda geliyor ve bir anda da gidiyor. Onu o anda aldınız. Kaydettiniz. Yani hatırlayamayabiliyorsunuz bile daha sonra. Not almadığınız zaman neydi diye düşündüğüm zamanlar da oldu. Birkaç kez kaçırdığım bu şekilde not almayıp. Bu bir şey meselesi. Hani hissetmek, o yoğunluk, o ilham, o sanırım birleşmesi lazım. Peki çevrenin etkisi nasıl? Çevrenin etkisi... Müziği etkisi nasıl çevrenin? Çevrenin etkisi şaşkınlık vardı ilk başta. İnsanlar ya bu nereden çıktı? Ne yapıyorsun? Ne alaka? Şimdi diyen şöyle, ben hemen vardı. Araya gireceğim. Bölüyorum sizi, kusura bakmayın. Estağfurullah. Kayseri'de bir ticaret şehrindeyiz. Yani her zaman ticarette alınan, yavaş yavaş zincirlerini kırmaya çalışan bir şehirdeyiz. Evet. Bunu her zaman konuşuyoruz. Ticaret şehri eski dönemlerden beri ticarete tabii başkentlik yapmış şehirlerden bir tanesi Kayseri. Evet. Şöyle düşündüğünüz zaman bir de hani alışılagelmiş vardır ya her zaman çevre, eş, dost. Tabii ki. Ya adam ticaretle uğraşıyor. Nereden çıktı bu müzik? Bunu söyleyen çok var. İnsanlarda hani çevrem benim müziği sevdiğimi en yakın birinci derecede olan insanlar zaten bilir. Ama ben dediğim gibi senelerdir ticaret yapan bir insanım ve iş yerimde benim böyle bir profilim çok da yoktu. Ben avize satıyorum, yani ne alakası var single'la, müzik yapmakla, klip çekmekle. Bazı müşteriler rastladığı zaman ilk etapta hususi sadece bunun için gelip ne yapıyorsun hayırdır diyen insanlar ortaya çıktı. Çok güzel oldu diyen insanlar ortaya çıktı. Bir grup daha vardı. O grup da çok ilginç. Ya Nuri ne güzel oldu. Ama arkasını döndükten sonra ne yapıyor bu avizeci mi şarkıcı mı ne yaptığı belli değil diyen bir grup da var. Ciddi bir grup var şehrimizde. Ama biz onları dikkate almıyoruz. Çalışmalarımız da bunu gösteriyor. Özgüvenimiz yüksek. Bizim şöhret olmak gibi bir hayalimiz çok da yok. Olursak ne güzel. Tabii ki bu işler bizi tepeye taşırsa. Ama şöhret olmak değil konu. Şimdi nasıl biz bir sürü yıl sonra işte Gesi Bağları'nı hala dinliyorsak, işte ne bileyim Kayseri'de ticaretten bahsediyorsak, ilk yazılı evraklardan bahsediyorsak, biz şunun farkındayız, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu şehirde yapılmış, bu anlamda bütün safhaları yapılmış ilk çalışmaları yapıyoruz. Ve bu bizi şöhrete taşısın taşımasın hiç önemli değil. Bir gün ileride fark edilecek. İnsanlar araştırdıkları zaman işte Talat Üsrevoğlu, Erşan Oral, Nuri Savruk ismine ulaşacaklar. Savaş Somuncu ismine ulaşacaklar. Bu bizi esas mutlu eden bu. Evet. Efendim şimdi hiçten sonra başardıma geçmek, başardım diye bir single çıkarmak bir mesaj mı? O tükenmişliğin üzerine. Evet. Kesinlikle. Yani burada aslında o tükenilmişlikten bu motivasyona çıkışla da bağlantılı. Aslında
Ama birbirinden de çok bağımsız iki şarkı bir yandan tabii ki ama başardım kelimesi şarkının mantığını da dinlediğiniz zaman zaten şarkının şeyine, ruhuna, yapısına uygun ama ayrıyeten sizin dediğiniz gibi hiçten sonra, o tükenmişlikten sonra bu noktaya işi çekmek, bu başlıkla çekmek bir mesaj tabii ki kendi adımıza. Büyük bir motive. Tabii ki, kesinlikle. Tam bunları konuşmuşken bir başardım alalım mı o zaman? Dinleyelim, çok keyif alıyoruz. Er Hızlısı evet. Yönetmenim, senden rica ediyorum. Hemen Nuri Savruk Başardım son single sizlerle değerli izleyenler. Başardın mı bir bakışa yılları sığdırmayı? Sen hiç bir umuda sığdırdın mı dünyayı? Sen hiç göze aldın mı? Sığdırdım kaybolan yılları. Satın aldım dünyayı, göze aldım yanmayı. Bir bakışa sığdırdım kaybolan yılları. Satın aldın mı dünyayı? Sen hiç başardın mı bir bakışa yılları sığdırmayı? Sen hiç bir umuda sığdırdın mı dünyayı? Sen hiç göze aldın mı bir ömür boyu yanmayı? Satın aldım dünyayı, göze aldım yanmayı. Bir bakışa sığdırdım kaybolan yılları. Satın aldım dünyayı, göze aldım yanmayı. Bir bakışa sığdırdım kaybolan. Evet değerli izleyenler, sohbetimizi bölüp bir de Başardım'ı dinledik ve izledik. Evet, şimdi bu şarkının, son single'ın kayıt ve aranjosunu merak ediyoruz. O süreci merak ediyoruz. Nasıl bir süreçti? Ya o süreç aslında bizim üçüncüyü yapmış olmanın verdiği bir özgüven vardı, rahatlık vardı aslında ama Savaş Hocam dedi ki Nuri farklı şeyler deneyeceğiz, farklı iş yapacaksın. İşte mesela gırtlağını biraz daha fazla kullanacaksın, geri vokalde seni kullanacağız, yapabilir misin dedi. Bana sorduğuna göre
inanıyorsun ki soruyorsun. Çalışacağız, yapacağız dedim ama bende ciddi bir şey oluşturdu. Heyecan, bir yandan gerginlik, acaba yapabilir miyim? Gece gündüz evde provalar yapıyorum. İşte ham halini aldık, çalışıyoruz. Aranjesi bu arada intro çıktı, çok iyi bir intro çıktı. Paylaşıyoruz bunu, İstanbul'da devamlı konuşuyoruz. Çok güzel bir şey geliyor belli. Şimdi bende stres başladı. Ya her şey çok güzel ama ben bunun altından kalkabilecek miyim? Bu kadar emeği ben karşılayabilecek miyim? Çünkü ne yapılmış olursa olsun söyleyen adam berbat edebilir şarkıyı. Yani bu beni ciddi gerdi. Günlerce ben uyuyamadım. Hatta bir gün sosyal medyada da paylaştım. Gece 3 artık kendimi dışarı attım. Yürüyüşe çıktım. Şarkı söylüyorum ben hala prova. Ama yaptık Allah'a şükür. İçimize sinen bir şey oldu. Bizim diğer 3 şarkımızı baz aldığımız zaman da üstünde aranje safhasında en çok uğraştığımız şarkı bu oldu. Bu dönemde şanssızlığımız geçmiş olsun diyorum tekrar. Şu anda iyi ama Savaş Hoca bir ara bir böbrek taşı düşürdü. Geçmiş olsun. Evet, geçmiş olsun dileyelim buradan. Bir de böyle sağlık sorunları, benim ufak tefek sıkıntılarım oldu sağlık olarak yine. Ama herhalde başardık. Evet, efendim daim olsun diyelim. İnşallah. Şimdi konunun aslında başladığı yere Kayseri'ye geleceğim. Kayseri'de müziği nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya Kayseri'de müzik, şimdi ben bu konuda belki de konuşabilecek eğitimi, altyapısı müzikal anlamda düşündüğün zaman sıralamaya girebilecek bir ismim dahi olmayabilir. Ben bunu kesinlikle kabul edebilirim. Çok yetenekli sesler var, nefis enstrüman çalan insanlar var ama şehrimizde eksik olan şey insanların yeteneğini gösterme cesareti, özgüveni. Bunun eksik olduğunu düşünüyorum. Abi burada şehrin sosyal yapısının da etkisi var. Yani insanlar benim zaman zaman az önce bahsettiğim tepkileri almaktan çekiniyor olabilirler. Böyle bir şeyle, muameleyle karşılaşmaktan haz etmiyor olabilirler ama bunu kırmak lazım şehir adına. Bizim şehrimiz güzel bir şehir, artık büyük bir şehir. Bu şehirde her şey varsa, işte mimari diyoruz, turizmi getirmeye çalışıyoruz, Erciyes'le biliyorsunuz Kapadokya bağlantıları sağlamaya çalışıyoruz. Spor anlamında bir yere senelerdir gelmeye çalışıyoruz. Bir şehrimiz, bir markamız var. Kayseri sporumuz var. Ama bizim niye sanatımız yok, müziğimiz yok? Bizim bir heykeltıraşımız olsun. Bizden de ulusal müzik camiasına giden önemli isimler olsun. Ha, içimizde sevgili Muzaffer Elitaş çok uğraşıyor. Baha var biraz daha önceki bir süreçten isim. Ama bunlar bu işi Kayseri'de değil İstanbul'da yapıyorlar. Aranjesi, şarkı, eser sahipleri, klip çalışmaları. Niye Kayseri'de aranje edilmesin? Niye Kayseri'den orijinli, Kayseri orijinli birileri çıkıp, buradan çıkıp İstanbul'u sallamasın? Bunu yapabilecek potansiyelimiz var. Sadece özgüvenimiz ve cesaretimizde sıkıntı olduğunu düşünüyorum biraz. Bunu kırmaları lazım. En azından bana bakıp kırmaları lazım. Dediğim gibi bizim, yani benim bir müzikal altyapım, eğitimim, bir konservatuvar eğitimi falan yok. Ben bunları yapabiliyorsam, bunlara sahip insanlar daha fazlasını yapması lazım. Yakışanı bu. Evet. Üç değişik meslek grubundan 3 kişi. Evet. Bir araya geldi. Bir 4. single'larını çıkarttılar. Peki onların çalışma süreçleri sizlerle uyuyor muydu? O çalışmayı nasıl gerçekleştiriyoruz? Şimdi değişik meslek grupları, saatler farklı, konular kesinlikle, farklı. Kesinlikle. Gün içerisinde uğraştığınız dertler farklı. Tabii ki. Sıkıntı çekiyoruz bu anlamda aslında. Şimdi biz ufak tefek canlı performanslar için biz bu 3 arkadaşımızın yanına 3 arkadaş daha kattık. Bir baterist kattık, bir bas gitarist ve bir başka elektro gitarist. 6 kişi olduk. Şimdi bu süreçte özellikle bu hiçten sonraki bu geri dönüş sürecimizde stüdyo çalışmaları, aranje çalışmaları sırasında hazırlık yapmaya başladık. Bir takım organizasyonlar yaklaşıyor gibi görünüyor. Somutta konuşmak istemiyorum, şu anda duyurmak istemiyorum ama bunun hazırlığını yaparken bile haftada bir gün stüdyoya giriyoruz en az. Bugün akşam stüdyomuz var mesela. 6'da 6 yapmak o kadar zor ki. Şimdi ama şansımız şu ki çalışma saatlerimiz tutuyor hiç değilse. Yani bu gün içinde bizim işlerimizden, mesleğimizden veya yaşam akışımızdan feragat ettiğimiz bir konu değil. Akşam iş yerimizi kapattığımız zaman, işimizden geldiğimiz zaman herkes karnı doyuruyor ve stüdyoda oluşuyoruz. Dolayısıyla süreç böyle işliyor. Evet, peki nereye gidecek bu? Hedef var mı? Hayal var, hedef var. Ama her hayal gerçekleşir mi? Gerçekleşmeyebilir. Tabii ki biz isteriz ki bu şarkılar ulusal olsun, bu şarkılar milyonlarca insana ulaşsın. Bunu kim istemez? Kendi yaptığınız eserler. Ama günümüz
de müzik endüstrisinde özellikle rekabet çok acımasız. Çok büyük bütçeler var, altından kalkılamayacak rakamlar var. Bizim böyle bir şeye girmemiz, rekabete girmemiz çok zor. Ben size yayından önce de bahsettim. Ulusal bir müzik kanalında 2 ay boyunca, 3 ay boyunca her gün klibinin yayınlanması için günlük 10-15 bin lira bütçe ayıran isimler var şu anda. Bizim böyle bir bütçemiz ya da böyle bir hayalimiz yok. Ama farkındayız ki yaptığımız şeyler, bilmiyorum objektif mi konuşuyorum, acaba objektif değil miyim veya siz değerlendirin, piyasa standartlarının üstünde olduğunu düşünüyorum. Bugün en son yaptığımız şarkı standardında yeni çıkan şarkıları şöyle bir araştırdığınız zaman, bunlara önemli isimler, yıldız isimleri de katabilirsiniz. Bu altyapıda, bu şeyde, bu emekte, bu sonuçta bir şarkı pek de yok. Dolayısıyla bu bizi motive ediyor, kendimize güvenmemizi bu sağlıyor. Dolayısıyla umarım hayallerimiz, hedeflerimiz gerçek olur. Yani biz hiçbir hayalimiz, hedefimiz yok, öylesine yapıyoruz demek hem samimiyetsizlik olur, hem aptallık olur. Şimdi az önce bütçeleri konuştuk, zorlukları konuştuk. Peki ailenin desteği nasıl bu konuda? Ailenin desteği var. İlk başta şöyle oldu mu? Aman canım, ne yapacaksın? Ya şöyle, babam benim, annem de tabii ki ama babam daha ziyade şehirde bilinen bir kimlik. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili uzun süredir. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili'nin oğlunun ticaret yaparken single çıkarıp klip çekmesi çok normal değil. Babam, oğlum ne yapıyorsun sen falan diyordu ama artık o da alışmaya başladı, hoşlanıyor, merak ediyor, soruyor. Annem keza çok destekliyor, sağ olsun, onun desteği çok fazladır. Annemin ilginç bir kulak yapısı var. Zaman zaman şarkı söylerken bile, ben kendi kendime evde çalışırken bile yönlendirme yapar. Oğlum şöyle söylersen sanki daha iyi olacak falan gibi. Tabii bu motive ediyor. İki çocuğum var, onlar çok keyif alıyorlar. Onların varlığı, onların almış olduğu keyif beni motive ediyor. Ailenin desteği var kesinlikle. O olmadan zaten olabilecek bir şey değil. Yani aileye rağmen zor. Yapılır ama zor. Evet, Kayseri'de, aslında Kayseri'de değil, tüm Türkiye'de önemli bir olan bir konu var. Sosyal sorumluluk. Siz de zaman zaman işte tanıtımlarda sosyal sorumluluk projelerine imza atıyorsunuz. Hı hı. Bunlar teklifler gelirse devam edilecek mi? Edecek. Aslında dediğim gibi biraz önce somut konuşmayayım demiştim ama yine bir sosyal sorumluluk projemiz sanırım olacak. Yaklaşıyor, bugünlerde istişaresini yapıyoruz. Bir lansman daha düzenleyeceğiz inşallah. Bu, hani işimiz gücümüz de olduğu için, bizler iş adamı olduğumuz için, hayatımızı ikame ettirdiğimiz için, direkt müzik olmadığı için, bu anlamda yaptığımız buradan ufak tefek gücümüz yettiği kadar bağışlar, hayır organizasyonları bizim hoşumuza gidiyor. Mutlu ediyor bizi. Yani buradan elimizdekini, avucumuzdakini müziğe yatırıp oradan geleni hayıra aktarmak zor olurdu şu şartlarda ama zaten böyle bir durumumuz yok. Dolayısıyla yapabildiğimiz, yapabileceğimiz ne varsa daha önce yaptığımız gibi bundan sonra da yapmak isteriz umarım. Hem sevdiğiniz işi yapıp hem de o konuyla diğer insanlara yardımcı olmak. Kesinlikle. Çok güzel. Ne güzel olur. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür programın ediyorum. Programın sonuna geldik. Neler söyleyeceksiniz son olarak? Son olarak ben hep aslında çok standartlaşmıştır mesajlarım ama bu konuda Savaş Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Şarkılarımızı somut, etli, kemikli, canlı bir hale getirdiği için, Erşen kardeşime sözlerimi müzikleştirdiği için çok teşekkür ediyorum. Talat keza yanımızda devamlı. Bu arkadaşlarım olmadan bunlar olmazdı. Aileme verdiği destek için çocuklarıma teşekkür ediyorum. İstanbul'da görüştüğümüz Selim abime, Selim Öztürk abime verdiği destek ve motivasyon için çok teşekkür ediyorum. Ve en son, çok görmezseniz, özgüvenimi, cesaretimi sağlayan ruhuma da, kendime de küçük bir teşekkür ayırmak istiyorum. Biz size kocaman teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Biz Bize programının sonuna geldik. Nuri Savruk bizlerle oldu değerli izleyenler. 3 iş adamının anı olsun diye çektikleri klip 4. single'ına ulaştı. Değerli izleyenler, onları sizlerle yayınladık. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Cuma günü başka konu ve konuklarla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın efendim.